Ayakta kalmayın, buyurun sofraya. Bugün de biraz masa başı sohbeti yapalım sizlerle. Hepimiz acıkıyoruz ve yemek yiyoruz. Ee, insanız yiyeceğiz tabi. Ama görgü kurallarına uygun bir şekilde yemek yemek en doğrusu. Bir beyefendiye de böylesi yakışır. Peki nedir bu görgü kuralları? Hemen size yardımcı olayım. Öncelikle bir restoranda olduğumuzu varsayalım. Ama esnaf lokantası değil tabi. Ekmekler o koca plastik kapların içerisinde durmuyor. Düzgün bir restoranttasınız, ama erkek arkadaşınızla değil, sevdiğiniz kadınla berabersiniz. Oldukça güzel bir mekandasınız. Masanızda kumaş peçete bile var. Masanıza kurulmadan önce sevgilinizin sandalyesini tutun ve o otururken sandalyeyi hafifçe masaya doğru itin. Ama kepçe gibi kadını masayla sandalye arasına sıkıştırmayın. Nazik hareketler güvercin adımlarla lütfen. Masada peçete var dedik. Yemeğe başlamadan önce peçeteyi dizlerinizin üstüne koymalısınız. Ama peçeteyi tam açarak dizinize battaniye serer gibi sermeyin. Peçeteyi tam açmayın Dizinizi öylece serin. Sizin yemeğiniz gelmiş olsa bile masadaki herkesin yemeği gelmeden ve herkes yemeğe başlamadan siz de yemeğe başlamamalısınız. Ve birlikte yemek yediğiniz kişinin ya da kişilerin yemek yeme ritmine ayak uydurmanız lazım. Ne onlardan çok yavaş ne de onlardan çok hızlı. Ha bu arada çok açsınız ve önemli biriyle yemeğe gideceksiniz. Size tavsiyem oraya çok aç gitmemeniz. Gitmeden bir ufak atıştırın ki orada çok aç davranmayın, aç da kalmayın. Hepiniz biliyorsunuzdur ama söylemeden geçemeyeceğim. Bıçak sağ elle, çatal da sol elle tutulur. Masada boy boy çatal, kaşık, bıçak varsa da panik yapmaya hiç gerek yok. Dizili olan çatal ve bıçakları dışarıdan içeriye doğru gelen yemeklerin sırasına göre tek tek kullanabilirsiniz. En son tabağın kuzey yönündeki kaşık, çatal ve bıçakla tatlı yenir. Yemeğiniz süresince içeceğinizi istediğiniz sıklıkla içebilirsiniz ama tek seferde değil. Siz kibar bir beyefendisiniz. İçeceğinizi yudum yudum için. Ayrıca yemeğinizi isterken Şefim, şef, birader, müdür, <laughs> abicim, müdür, pardon bakar mısınız? Pardon filan gibi hitap kelimeleri kullanarak sesinizi yükseltmeyin lütfen. Mimik ve yüz ifadeleriyle iletişime geçin sessizce. Garson geldiğinde sizli ve kibar cümleler kullanın. Ayrıca rica ederim, teşekkür ederim ve lütfeni asla ihmal etmeyin bu restoranlarda da geçerli. Günlük hayatınızdaki tüm ilişkilerde de geçerli arkadaşlar. Lütfen rica ederim ve teşekkür ederim. Hiç zor değil. Yemeklerinizi küçük lokmalarla ağzınıza alın ve ağzınızı tamamen doldurmayın. Ve bu çok önemli. Kesinlikle ağzınızda yemek varken konuşmayın. Karşınızdaki o zarif kadını düşünün lütfen. Yemeğiniz bittiyse yemeğe başlamadan önce dizinizin üstüne serdiğiniz peçeteyi toplayıp katlamadan tabağınızın kenarına bırakabilirsiniz. Ama öyle kalkıp gitmeyin. Karşınızdaki hanımefendi kalkalım demeden o masadan kalkıp gitmek olmaz. Hesabı da siz ödeyeceksiniz tabii ki. Ve bahşiş bırakmadan da olmaz. Hesabınızın %10'u kadar bahşiş bırakmak en doğrusu. Ve hesabı öderken paraları öyle masanın üstüne saçmayın. Masanın altında hesap kartına yerleştirin ve garsona takdim edin. Paralar gitti ama boğazınızdan güzel yemekler geçti. Fena mı oldu? Hem yemeğinizi sevdiğiniz kadının gözlerine bakarak yediniz. Karşınızdaki kadının gözlerindeki parıltı size de mutluluk getirecek. Ve bu yaptığınız güzellik hiçbir zaman unutulmayacak. Önce masanızdan sonra aranızdan kalpler fışkıracak. Şaka bir yana size bahsettiğim görgü kuralları çok önemli. Her zaman dikkate alın. Beyefendi olmak bunu gerektirir. Hepinize afiyet olsun. Hadi bana eyvallah. Hepiniz biliyorsunuzdur ama bıçak sağ elle, çatal da sol elle tutulur. Bunu geçmeden söyleyemeyeceğim. <laughs> Bunu geçmeden söyleyemem.